Değerli misafirlerimiz, hepinize hoş geldiniz diyorum. Üveyt ve Behçet hastalığı konusunda Türkiye'nin en önde gelen isimlerinden biri olan ve alanında uluslararası tanınan Profesör Doktor Yılmaz Özyazgan, 15 Haziran 1952 yılında Gaziantep'te doğdu. Pakize ve Sakıp Özyazgan çiftinin ikinci ve tek erkek çocuğuydu. Dedesi Latif Bey gibi babası Sakıp Bey de serbest ticaretle uğraşıyordu. Gaziantep'te ilk gaz sobasını üreten Sakıp Bey, üçü kız dört evladının eğitimine önem vermiş ve onları bu konuda hep teşvik etmişti. Yılmaz Özyazgan öğrenim hayatına Cumhuriyet İlkokulu'nda başladı. 1963-1969 yılları arasında Gaziantep Lisesi'nde ortaokul ve lise eğitimini başarılı bir şekilde tamamladı. Disiplinli, çalışkan ve parlak bir öğrenci olarak arkadaşları arasında öne çıkan Yılmaz Özyazgan, 1970 yılında tıp öğrenimi görmek üzere İzmir'e gitti. Doktor Yılmaz Özyazgan benim ilkokuldan, Cumhuriyet İlkokulu'nda birinci sınıfından başladık. İlkokul, ortaokulu ve liseyi Gaziantep Lisesi'nde öğrenim gördük. Bu arada Yılmaz'ın iş yeri Karagöz'den Arasya'ya doğru inerken sol kolun üstünde Güleçlerin hanının karşısında sobacıydı babası. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Hür gaz sobalarının imalatçısı, düzgün bir esnaftı. Yıllar sonra yine beraber olduğumuzda meslektaş olarak Yılmaz Özyazgan'la yine karşılaştık. İlişkilerimiz devam etti. Kendisi İstanbul'a yerleşti. Gerek ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite yıllarında beyefendi, sessiz, sakin, çalışkan, etrafına saygılı bir insandı. Sonra Sanko Hastanesi açıldıktan sonra haftanın sonlarına doğru belli günlerde göz polikliniğine gelip memleketinin insanına faydalı olmaya çalıştı. Hatta Gaziantep'te düzenlenen bir göz kongresinde de karşılaşmıştı. Konuşmacı olarak gelmişti ve en son o zaman gördüm. Mekanı cennet olsun. Üniversite yıllarında da bilim yapma tutkusuyla öne çıkan başarılı bir öğrenci olarak tanındı. 1976 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Uzmanlık eğitimi için İzmir'den İstanbul'a geldi ve 1976-1980 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimini tamamladı. Zamanının önemli bir bölümünü tıp alanındaki yenilikleri izlemeye ayıran Yılmaz Özyazgan, çalışmalarına Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda devam etti. 1979 yılında fakülte, dermatoloji, romatoloji ve göz hastalıkları bölümleriyle Behçet hastalarını yönetmek ve takip etmek için multidisipliner yeni bir poliklinik inşa etmeye hazırlanıyordu. Özyazgan da bu gruba katılmaya karar verdi. Bu heyecanlı yolculuğa başlama kararını ve sonrasını kendisi şöyle anlatıyordu. O zamanlar üveyt konusunda tecrübeli değildim. Yurt dışında okumaya karar verdim ve Londra Moorfields Göz Hastanesi Oftalmoloji Enstitüsü'ne kaydoldum. Bir yıl üveyt bölümünde Dr. Jay Dinning'le ve patoloji laboratuvarında Dr. Rahi ile 1981-1982 yılları arasında Türk Behçet hastalarından alınan kan örneklerinin lenfositleriyle araştırma yaptık. 1982 yılında Türkiye'ye döndükten sonra kendi üveyt bölümümüzü kurarak dermatolog ve romatologlarla birlikte göz doktoru olarak Behçet hastalarını yönetmeye devam ettim. Özyazgan askerlik eğitimini Aralık 1983-Mart 1984 yılları arasında Diyarbakır Askeri Hastanesi'nde tamamladı. Askerlik dönüşü 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Bölümü mezunu olan ve ilerleyen yıllarda profesör unvanı alarak İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yönetim kurulunda ve klinik araştırmalar etik kurulunda görev alan Sibel Hanım'la evlendi.
Yeniden İstanbul'a Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne dönen Yılmaz Özyazgan, 1986 yılında Behçet hastalarında siklosporin uygulamasına yönelik bir deneme protokolü oluşturmak ve üveit hastalarına klinik yaklaşımını geliştirmek için National Institute of Eye, National Health Institute'ye gitti. Dr. Nusselband de bir ay çalıştı ve deneme protokolü hazırladı. Önemli deneyimler edinerek Türkiye'ye döndükten sonra Behçet hastalarında siklosporin denemesine başladı. Özyazgan, yoğun çalışmalarıyla ulaştığı akademik başarılarla alanında seçkinleşirken, aynı yıl büyük oğlu Burak Özyazgan'ın dünyaya gelişiyle babalık sevincini de yaşadı. Üveit ve Behçet hastalığıyla ilgili çalışmaları sürerken, konuyla ilgili birçok uluslararası toplantıya katılan Yılmaz Özyazgan, 1987 yılında doçent oldu. Profesör unvanını kazandığı 1992 yılında küçük oğlu Furkan Özyazgan'ın doğumuyla ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrencilerinin derslerinde zamana önem veren ve ders sırasında disiplinli bir hoca olarak tanımladıkları Yılmaz Özyazgan, onlarla son derece sağlıklı ilişkiler kurdu. Öğrencilerinin iyi bir eğitim alabilmeleri için gerekli hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Tıptaki gelişmeler konusunda eğitim verirken öğrencilerine araştırma yapmaları ve tıp alanındaki yenilikleri mutlaka takip etmelerini öğütleyerek onları bu yolda teşvik etti. Yılmaz hocamızı çok erken, çok ani, çok zamansız kaybettik. Türk Oftalmoloji Derneği Uveya Behçet Birimi olarak kaybımız çok büyük. Hocamız bu bizim en büyük uluslararası üveyt toplantımızın ilk gününde vefat etti. Ve bu toplantıda bizim bir Behçet panelimiz vardı. Bu paneli hocamıza ithaf ettik. Yılmaz hocamla ben kendimi bildim bileli, UV'ye girdim gireli beraberim. Ben demek ki 91'de uzmanlığımı aldım. O tarihten beri hep Yılmaz hocam hani Türk UV'cıları içinde zaten en tepedeydi. Kişisel olarak en fazla yakınlaştığım dönem, hani meslektaşlık dışında yakınlaştığım dönem, bu Gevokizumab çalışma grubu yılları sırasında oldu. O dönemde hele de bir ara her ay biz Paris'e uçuyorduk. Sabah en erken uçakla Ahmet, ben, Yılmaz Hoca Paris'e uçuyoruz. Toplantıyı yapıyoruz ve dönüşte de akşam üzeri de tekrar dönüyoruz aynı gün. Bu yolculuklar sırasında çok birlikte olduk tabii ki. Ve sadece Behçet, Üveyit, oftalmoloji, bilim değil, memleket meseleleri, ailelerimiz, çocuklarımız, endişelerimiz, gelecekleriyle ilgili endişelerimiz ve gurur duyduğumuz yönleri, hep bunları paylaştık. Çocuklarıyla her zaman gurur duyduğunu biliyorum. Çok yakından hep şahit oldum. Bir seferinde fotoğraf gözüküyor. Bizi yemeğe götürdüler ama metroyla falan, hava çok soğuk, kış ortası. Yılmaz hocam da ince giyinmişti. Ahmet o zaman kaşkolünü verdi. Üşüdü çok çünkü metroya koştururken dışarıda. O kaşkolü de yıllarca çok andı. Ondan sonra Ahmet hayatımı kurtarmıştı diye. Ahmet hatırlar o kaşkolün hikayesini. Yılmaz hocam gözünü çıkarmış. St. Petersburg olmalı Sibel. O pahalı menüyü inceliyor. Oradaki o yemeklerin pahalılığını sonra çok bir konuşmuştuk. Ben de gözlüksüz okuyabiliyormuşum o zaman. Özel bir insandı. Mütevaziydi. Toleranslıydı. Kalp kırmamaya özen gösterirdi. Her ortama uyum gösterirdi. Bizleri severdi ve sevgisini belli ederdi. Yılmaz hocamızla 1985 yıllarında başlayan dostluğumuz, arkadaşlığımız, kardeşliğimiz vefatından bir gün öncesine kadar devam etti. Kendisiyle yaklaşık 30 yıldan fazla çalışma olanağı buldum. Bu süre içinde birlikte çalıştık. Birlikte zamanımızı geçirdik. Yılmaz hocam çok çalışkan, özverili bir kişiydi. Hastalar için kendisini feda etmişti diyecek kadar
çalışmaktaydı. Bildiğiniz gibi üveitlerle ilgilenmekteydi. Üveitler göz iltihapları olarak bilinen bir konudur ve hakikaten bu konuyla ilgilenen kişi Türkiye'de çok az olduğu için bütün hastalar bunlarla ilgilenen, özveriyle ilgilenen, çok çalışması gerektiren kişilere gönderilirdi. Yılmaz Hocam da bunlardan bir tanesi olduğu için Türkiye'nin her yerinden hastası gelirdi. Kendisi tıbbi konularda olduğu gibi her türlü konuda da bize deneyimlerini aktaran, yol gösteren bir kişiydi. Bir büyüğümüz, bir abimizdi. Benim Yılmaz Hocam'la tanışmam 1985'li yıllarda, ben asistan olarak girdiğim zaman Yılmaz Hocam da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda kıdemli uzmandı, doçent olmak üzereydi. Benim de asistanlığımın son dönemine doğru tez yapmam gerekirdi. Yılmaz Hocam bütün meslektaşlarıyla olduğu gibi benimle de ilgilendi ve bana bir tez konusu verdi üveitler konusunda. Ve tez yapmamı sağladı. Tez hazırlarken bana her türlü desteği verdi ve iyi bir tez yapmamı sağlayarak uzman olmamı sağladı. O yüzden kendisine minnettarım. Bir kere daha huzurlarınızda rahmetli hocamıza teşekkür ediyorum. Eşi Sibel Hanım'ın da altını çizerek belirttiği gibi bilim yapmak ve öğrenci yetiştirmek Profesör Doktor Yılmaz Özyazgan'ın her zaman en çok önem verdiği konulardı. Çalışmalarıyla kendi akademik alanında Türkiye'de ilk sıralarda yer alan Özyazgan, göz hastalıkları konusunda ağırlıklı olarak üveit ve Behçet hastalığıyla ilgilendi. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok sayıda panel ve sempozyuma katıldı. Fas, Hindistan, İspanya, Pakistan, Amerika, İtalya, Japonya ve Mısır'a akademik amaçlı seyahatler yaptı. Hasta tedavilerinde daha iyi sonuçların alınabilmesi için daha etkili ilaçların üretilmesi amacıyla ilaç firmalarıyla yurt dışında ve yurt içinde çeşitli çalışmalara öncülük etti. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu konudaki çalışmalara katıldı. Türkiye'de ilk üveit polikliniğini kuran Özyazgan'a 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Başarılı Araştırmacı Ödülü ve 1997'de de TÜBİTAK ve Almanya Atatürkçü Düşünce Derneği Behçet Hastalığı Araştırma Ödülü verildi. Profesör Doktor Özyazgan 2011-12 öğretim yılının açılış töreninde yaptığı yayınlara 1000 ve üzerinde atıf yapılması nedeniyle plaket verilen İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden biriydi. Profesör Doktor Özyazgan, İstanbul Üniversitesi'nin çatısı altında gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla insanlığın daha iyi koşullarda yaşamasına ve İstanbul Üniversitesi'nin adının uluslararası bilim dünyası içinde duyurulmasına yaptığı katkılardan dolayı verilen plaketi dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Gerek akademik çevrede, gerekse sosyal yaşamında pozitif yaklaşımlı, yapıcı ama düşüncelerini açıkça paylaşan Özyazgan, kimseyi kırmayan, hoşgörülü tutumuyla geniş bir dost çevresi edindi. Yoğun bilimsel çalışmalarını sürdürürken, tarihi ve coğrafi gezilerle de ilgilendi. Bu amaçla birçok gezi yaptı. Örnek bir eş ve baba olarak aile yaşamına önem veren Özyazgan, sosyal etkinliklere katılmaktan da uzak durmadı. Doğduğu ve büyüdüğü Gaziantep, gönlünde hep ayrıcalıklı bir yer tuttu. 1986 yılı Kasım ayında Profesör Doktor Yahya Karslıgil'in davetiyle onun Yıldız Üniversitesi'ndeki odasında yapılan toplantıya İstanbul'da çeşitli üniversitelerde görev yapan 12 öğretim üyesi katıldı. Yahya Hoca'nın baklavalı ve su börekli bu davetiyle Balta Limanı grubunun ilk toplantısı gerçekleşmiş oldu. Özyazgan, Profesör Doktor Osman Barlas, Profesör Doktor İrfan Saygılı, Profesör Doktor Asım Cenani, Profesör Doktor Besim Üstünel, Profesör Doktor Yahya Karslıgil ve halen bu görevi sürdürmekte olan Profesör Doktor Türkan Uğur Dayı'nın başkanlık yaptığı Balta Limanı toplantılarına katılmaya mutlaka özen gösterdi. Herhangi bir nedenle başkanların katılamadığı toplantıları yönetme görevini de üstlendi. Kuruluşundan başlayarak Balta Limanı grubunun içinde yer alan Profesör Doktor Yılmaz Özyazgan, Balta Limanı ile ilgili duygu ve düşüncelerini şöyle ifade ediyordu. Bu grubun devam ettirdiği bu toplantıları bir okul olarak görmekteyim. Bunun anlamını iyi kavramak lazım. Bu konuşmacıları bizim zamanı geldiğinde düşüncelerinden dolayı arayacağımızı
unutmamalıyız. Ayrıca Türkiye'de bu kadar süre öz yapısından uzaklaşmadan devam eden bir toplantı da yoktur. Bu toplantılarda kariyer, etiket, siyasi düşünce veya ekonomik yapıya bağlı kimlikler bugüne kadar yer edinemedi. Mesleğinde çok iyi gidiyorum. Behçet hastalığının İstanbul'da en iyi bilenlerden birisiydi. Onun için paranın hiç önemi yoktu. Dostluklar önemliydi. Yardımseverdi. Fakir fukaraya yardım ederdi. Nur içinde yatsın. Rahat edeceği zaman maalesef ki Yılmaz'ı kaybettik. Çocuklarının iş güç sahibi olmasını çok istiyordu. Mesleğinde çok iyiydi. Çevresine olan ilişkisi çok ılımlı, çok olumluydu. İstanbul'daki Gaziantep Kültür ve Eğitim Derneği'ndeki çalışmaları ve özellikle de Gaziantep'li öğretim üyelerinin bir araya geldiği Malta Limanı grubunda yaptığı çalışmalarıyla toplumsal aydınlanmaya da önemli katkıları oldu. Araştırmacı, değişim ve gelişmelere açık, geniş entelektüel birikime sahip bir bilim insanı olarak Profesör Doktor Özyazgan, bilim, kültür, siyaset, ekonomi, eğitim ve toplumsal konularda alanının en seçkin temsilcilerinin konuşmacı olarak katıldığı toplantılara genel olarak dikkatli bir dinleyici olarak katılmayı benimsemişti. Yılmaz'ı 40 yıllık benim hem arkadaşım, hem meslektaşım, hem hemşerim. 30 senelik de hem aile dostu, hem girişken, kendisiyle beraber Cerrahpaşa Göz Kliniği'nde Semih Gözonar'ın direktörlüğü sırasında çok renkli bir ihtisas yaptık. Hep beraber, beraber eğlendik, beraber çalıştık, beraber hastalarımıza tedavi etmeye çalıştık. Yılmaz'ın en büyük özelliği ihtisastan sonra muhakkak arkadaşları bir araya toplamak, onlarla beraber olmak, hatta bütün organize işlerini kendi üzerine alırdı. Ve bundan biz de en çok mutlu olurduk. Benim ilk Uludağ'a gidişim ailemle birlikte çocuklara kayak dersi aldırmaya, hatta bunun içinde Aydın Barlas da vardır. Beraberce Uludağ'a üst üste iki kere, üç kere, hem de kendisi çok birazcık hırslıydı. Hatta ben kayak öğrenemem dedim, dizlerimde ağrı vardı. Kendisi kayak öğrenmek için elinden geleni yaptı. Fakat daha sonraları biz yaz aylarında ailelerle birlikte, çünkü eşi de Antepli olduğu için benim ailemle çok yakın ilişkileri vardı. Yaz tatillerini beraber geçirirdik. Bilhassa Bodrum'u çok severdi. Günübirlik teknelerle adalara ve koylara giderdik ondan sonra. Bundan çok mutlu olurdu. Denizi çok severdi. Bizi denize teşvik etmek için denize ilk defa o girer ve her koyda, her koyu gördükçe en güzel koy burasıdır diye bizi teşvik eder, hep beraber denize girerdik. Çok güzel yani ailevi ilişkilerimiz ondan sonra. Bana karşı müthiş bir saygı ve sevgi beslerdi ve hep beraber çok güzel günlerimiz oldu. Hatta İstanbul'da hafta sonları falan kahvaltılarda hep beraber olduk. Aklı fikri yani hep beraber olalım, yani grup kuralım ondan sonra. Beraber olmaktan hep beraber hakikaten çok mutlu olurdu. 2019 yılında emekli olan Yazgan, Türk Oftalmoloji Derneği, International Ocular Inflammation Society, International Uveitis Study Group, Uluslararası Behçet Hastalığı Derneği adlı bilimsel kuruluşların da üyesiydi. Türk Oftalmoloji Derneği, Üveyt Behçet Biriminin genel sekreterlik görevini de yürüten ve yaklaşık 65 adet CSI indeks kapsamında yabancı makaleye imza atan saygın bilim insanı Profesör Doktor Yılmaz Özyazgan'ı 2021'de bir kalp krizi sonucu yitirdik. Üveyt ve özellikle de Behçet hastalığı konusunda işin mutfağında olan konuşsun diyen Özyazgan, mesleki deneyime ve emeğe de çok önem verirdi.
Yılmaz Özyazgan'ın vefatından sonra hastalarının bakımını üstlenen meslektaşı şöyle diyordu. Vefatından sonra hastalarını devralınca başka şeyler de öğrendim onunla ilgili. İyi hekimlik için sadece doğru tanı ve tedavi değil, hastaya empati göstermek, sahip çıkmak, olumlu yaklaşmak da gerekiyor. Yılmaz Özyazgan'ın asistanı olan doçent doktor Didar Uçar şöyle diyordu. Sayın Hocam, Profesör Doktor Yılmaz Özyazgan'ın çalışma arkadaşları, vefakar dostları, sevgili eşi Sibel Hanımefendi ve sevgili oğulları Burak ve Furkan Özyazgan. International Ocular Inflammation Society ve International Uveitis Study Group'ta kurul üyeliği ve Uluslararası Behçet Hastalığı Derneği üyeliği yaptı. 1986 yılından emekli olduğu 2018 yılına kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Behçet Merkezi'nde bir fiil çalışmış, hem hasta bakmış hem de bilimsel aktivitelerde görev almıştır. Azotioprin, siklosporin ve interferon gibi ilaçların Behçet üveitinde etkili olduklarını gösteren birçok önemli çalışmada rol oynamıştır. Profesör Yılmaz Özyazgan, öğrenmeye olan ilgisini ve aşkını her daim canlı tutar, ilerleyen yaşına rağmen hiçbir toplantıyı kaçırmazdı. Bu toplantılarda kendisi hem bilimsel katkıda bulunmayı hem de diğer araştırmalardan faydalanmayı çok severdi. Profesör Yılmaz Özyazgan, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı'nda 1980 yılından itibaren gerek öğrenci gerek asistan yetiştirmiştir. Ardında hayatlarına dokunduğu, ışık olduğu yüzlerce insan bırakmıştır. Işık olduğu kişilerden biri de benim. 2010 yılında benim üveyit alanında yetişmem için yanımda oldu, benimle yan yana hasta bakmaya devam etti. 32 yıl boyunca pazartesi günleri yapılan multidisipliner Behçet konseylerine daima katılmıştır. Saat 1 olunca mutlaka hastalara ara verir, konseyde bulunurdu. Orada olmasını sağlayan şey bu birliğe olan sevgisi ve multidisipliner çalışmaya verdiği önemdi. Çalışmaya ve hastalarına olan sevgisiyle bana her alanda örnek olmuştur. Pek çok hastanın sağlığına kavuşmasına katkıda bulunmuş, dünyaya açılan pencerelerinin açık ve berrak kalmasını sağlamıştır. Değerli hocamız, sevenlerinin, öğrencilerinin yüreğinde en güzel anılarıyla, çalışmalarıyla yaşayacaktır. ...42 yıllık dostum hakkında size birkaç şey söylemek istedim. Zor bir konu, bu kadar duygulanacağımı tahmin etmiyordum gerçekten. Ben Yılmaz'ın insan tarafından kısaca bahsetmek istiyorum. Yani farklıydı. Aslında düşünüyorum da çok içine kapanık, yalnız bir adamdı Yılmaz. Hiçbir şeyini paylaşmazdı. Sesinin yükseldiğini ben o 42 yıl içerisinde belki çocuklarından, eşinden daha çok gördük, birlikte olduk. Süre saat tutacak olursan gerçekten hiç hatırlamıyorum. Hiçbir derdini anlattığını da hatırlamıyorum. Ağrısı vardı, yüzünden anlardık ama çıtı çıkmazdı. Gene hasta gösterirdi. Solmaz'la aynı odayı paylaşırız. Tam oturacağız Solmaz'la, rahatlayacağız. Elinde dosyalarla gelir. Şuna biriniz bir baksanıza derdi. Biz de takılırdık. Yılmaz, bir türlü rahat bırakmıyorsun bizi diye. Keşke rahat bırakmasaydı. Ama onun anısıyla yaşamaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki ben yukarılarda bir yerlerde sevgili Cem ve Yılmaz buluştular. Ondan önce giden arkadaşlarıyla da beraber orada birlikteler. Yılmaz gene onlara akıl veriyordur. Orayı nasıl düzenleyeceklerini söylüyordur. Daha iyi olması için ne yapılması gerektiğini öneriyordur. Orayı keşfetmeye çalışıyordur. İşte bugün buralara geziler yapalım diyordur hayatta kaldığı günler süresince. Bizim tüm gezilerimizi organize etmeye çalışırdı. Gezmeyi severdi, yemeği severdi. Bugüne kadar sürdürdüğüm yaşam mottomu devam ettirin derdi. İnşallah onun yaşam mottosu bize ışık olur. Onun gibi yaşamaya, onun gibi enerji almaya, onun gibi hayatı sevmeye devam ederiz. İstanbul'daki Gaziantep Kültür ve Eğitim Derneği'ndeki çalışmaları 1991-2001 yılları arasında Gaziantep Kültür ve Eğitim Derneği'nde İnal Aydınoğlu, Fevzi Özçalışkan, Profesör Doktor Asım Cenani ve Profesör Doktor Besim Üstünel başkanlığındaki yönetim kurullarında görev aldı. Bu görev süresi içinde dernek tarafından yapılan etkinliklere katıldı ve büyük desteklerde bulundu. 1995-1997 döneminde derneğin yayın organı Alleben dergisine de makale yazdı. Mütevazı, hoşgörülü,
kalp kırmamaya özen gösteren kişiliğiyle ailesinin, öğrencilerinin ve dostlarının gönlünde doldurulamaz bir yer bırakan özel bir insan Özyazgan'ın anısına saygıyla.